Bu videoda internette ücretsiz olarak bulabileceğiniz grafik hesaplama makinesi Desmos'u kullanacağız. Gerçekten son derece faydalı. Bunu kullanarak düşey ve yatay asimptotlar arasındaki ilişkiyi incelemek ve onların limiti hakkında bildiklerimizle nasıl ilişkili olduğunu düşünmek istiyorum. Hadi gelin ilk olarak 2 bölü x eksi 1'in grafiğine bakalım. Evet bunu seçelim ve grafiğini görelim x eşittir 1 noktasında ilginç bir şey olduğunu sanırım hemen gördünüz. Eğer bu ifadede x'in yerine 1 koyarsanız 2 bölü 0 elde edersiniz ve 0 olmayan bir şey bölü 0 gibi bir ifadeniz olduğunda bu düşey bir asimtot ile uğraştığınızı gösteren bir işarettir. Aslına bakarsanız bu düşey asimtotu x eşittir 1 noktası üzerinde hemen gösterebiliriz. Şimdi bunun limitle nasıl ilişkili olduğunu düşünelim. Mesela x 1'e yaklaşırken 2 bölü x eksi 1 şeklinde verilen fx'in limitinin hem sağdan gelirken hem de soldan gelirken nasıl değiştiğine bir bakalım. Soldan 1'e yaklaşırsak Biraz daha yakınlaştırayım. Evet, soldan 1'e yaklaşırken x eşittir 0 noktasına geldiğimizde fx'in eksi 2'ye eşit olduğunu görürüz. x 0,5'e eşit olduğunda fx eksi 4 oluyor ve 1'e soldan yaklaştıkça eksi yönde ilerlemeye devam ediyor. Biraz daha aşağılara da bakabiliriz. Mesela 0,91'e geldiğimizde yani 1'e %9 kadar bir mesafedeyken eksi 22, 22,222'ye gelmiş olur. İşte bu yüzden 1'e soldan yaklaşırkenki limit sınırsızdır. Bazı insanlar eksi sonsuza gittiğini söylerler ama aslında bu tanımsız bir limittir. Negatif yönde sınırsızdır. Aynı şekilde sağdan yaklaşırken de artı sonsuz yönünde sınırsız olduğunu görürüz ve teknik olarak bu da limitin var olmadığı anlamına gelir. İşte burada gördüğümüz gibi düşey bir asimtot ile uğraşırken durum böyle olacaktır. Şimdi bunu limitin gerçekten var olabileceği yatay asimtot durumuyla karşılaştıralım. Bunları şimdilik silelim. Evet. Şimdi de bu fonksiyona bakalım. Bu epey düzgün bir fonksiyon. Bunu videoya başlamadan hemen önce yaptım ama çok havalı görünüyor değil mi? Hadi gelen x sonsuza yaklaşırken ortaya çıkan davranışı düşünelim. Grafiğe baktığımızda x sonsuza doğru giderken, y değerimiz ki y'nin o fonksiyona eşit olduğunu söylersek, bu aynı zamanda fonksiyonun da değeridir. Evet, y değeri giderek 3’e yaklaşıyor gibi görünüyor. Bu durumda y eşittir 3 noktasında yatay bir asimtotumuz olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bunu daha düzgün olarak şu şekilde de tanımlayabiliriz. x sonsuza yaklaşırken, ifadenin veya fonksiyonun limiti 3'e eşittir. Mouse ile grafiği biraz kapatıyorum ama x büyüdükçe giderek 3'e yaklaştığımıza dikkat edin. Şuralarda gerçekten de 3'e çok yaklaşıyoruz. Evet giderek daha da yaklaştığımızı görebiliyorsunuz. Aynı şekilde x eksi sonsuza yaklaşırken de ne olduğunu da düşünebilirsiniz. Burada da aşağıdan 3'e yaklaştığını görüyoruz. Yatay asimtotlar hakkında ilginç olan bir şey şu ki fonksiyonun yatay asimtotun üzerinden geçtiğini görebilirsiniz. Yani fonksiyon yatay asimtotu kesebilir. Mesela şuradaki alanda fonksiyonun grafiği yatay asimtotun üzerinden geçiyor. Aslına bakarsanız artı veya eksi sonsuza yaklaşırken bile fonksiyonun yatay asimtotun etrafında dalgalandığını görebilirsiniz. Bu tarz bir örnek vermem gerekirse şuraya bir de çarpı sinüs x yazayım. İşte oldu. Şu an yatay asimtot etrafında dalgalanan bir fonksiyon örneği görüyorsunuz. Fonksiyon yatay asimtotun üzerinden geçmesine rağmen limit vardır. x büyüdükçe ona yaklaşmaya devam ederiz. Aslında yatay ve düşey asimtot arasındaki temel fark da budur. Bir fonksiyonla uğraşıyorsanız düşey asimtotların üzerinden asla geçemezsiniz ama yatay bir asimtot söz konusu olduğunda x artı sonsuza veya eksi sonsuza doğru giderken ona yaklaşmaya devam edersiniz.